Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, haftalık olağan encümen toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu bugün. İslam aleminin Regaip Kandili'ni ve Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 86. yıl dönümünü kutlayan Başkan Yücel, Alanya'nın Sultan Alaaddin Keykubat tarafından fethinin 800. yılı hazırlıklarının da sürdüğünü belirtip tüm vatandaşları etkinliğe davet etti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, haftalık olağan encümen toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni ve Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 86. yıl dönümünü kutlayan Başkan Yücel, Alanya'nın Sultan Alaaddin Keykubat tarafından fethinin 800. yılı hazırlıklarının da sürdüğünü belirtti. Atamızın ziyaretini ve 86. yılını kutluyorum. Bu vesileyle ulu önderimiz Atatürk'ü, gazi ve şehitlerimizi gün anısına özlem ve minnetle anıyoruz ve ruhları şad olsun. Başkan Yücel açıklamasında Alaaddin Keykubat'ın Alanya'yı fethetmesindeki asıl amacı anlattı. Sultanımız burada Alaaddin Keykubat Alanya'yı fethetmekle değil, esas amacının birisi de Türklerin yani sıcak denizlere indiği ilk kalelerden birisidir. Başkan Yücel, Türkiye'nin pek çok noktasından akademisyen ve tarih bilimcileriyle bakanlık düzeyindeki temsilcilerin bulunacağı etkinlik için 3 yıldır hazırlandıklarını söyledi. Başkan Yücel, yarın gerçekleştirilecek etkinliklere vatandaşları da davet etti. Vatandaşlarımıza yani pandemi dolayı da sınırlı bir katılımcıyla sizlerin aracılığıyla da onların hem sizlerin canlı yayınlarıyla hem de sizlerin yazılı ve görsel olarak basının onlara aktarımlarıyla güzel bir lansman yapmayı düşündük ve yarın inşallah ilk lansmanımızı yapacağız. Alanya'da gerçekleştirilecek etkinlik televizyonumuz, kanal ve ekranlarında da canlı olarak yayınlanacak.